Aslında simge yerlerden bir tanesinden bahsedeceğiz. Tercüman Gazetesi'nin merkezi olan Topkapı'daki o plazayı bilmeyen yoktur herhalde. Mimarisiyle çok büyük ilgi çeken o bina şimdi yıkılıyor sevgili seyirciler. İş makineleri gece gündüz çalışmaya başladı. Ekibimiz bugün oradaydı. Bir döneme tanıklık eden o simge binanın yıkımını an be an takip etti. Tercüman, yurt dışında yayınlanan ilk Türk gazetesi. Ne yaptılar ya? Yorumlarına bakıyordum, haberlerini okuyordum. Gören bir kez daha baktı, baktıkça da hüzünlendi. İstanbul'un simge yapılarındandı. Tercüman Gazetesi binası şimdi yıkılıyor. 10-15 yaşlarında olduğumuz seneleri hatırlıyoruz. Yıkıntısıyla üzülüyorum, önünden dahi geçmek istemiyorum. Ama tabii yapacak bir şey yok. Sonuçta deprem dediğimiz bir gerçek var. Muhlis Tunca ve Günay Çilingiroğlu'nun tasarımıyla 1974 yılında yapıldı. Tercüman Gazetesi Türkiye'nin en eski gazetelerinden. Eskilerimiz çok okurdu, biz de okurduk ama gazete masada kalmadı artık. Tercüman Gazetesi yazar kadrosuyla da uzun yıllar hep konuşuldu. Gazete ve plazanın reklam filmleri bile çekildi. Tercüman hizmet prensibiyle yola çıkarak. Burası Topkapı Cevizli Bağ E5 metrobüs yolu. Türkiye'nin ilk plazalarından olan Tercüman Gazetesi'nin olduğu o binayı görenler büyük bir şaşkınlıkla izliyor ve baka kalıyordu. İşte o ilginç bina şu anda mazi olmuş durumda. Ve bu tabloyu gören yolcular sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. Sevindim yıkıldığına, yani güvenlikle ilgiliyse eğer. Sevindim ama tabii bir mazi, tercüman. Haberde okuyorduk o zamanlar da şimdi tabii yıkıldı, binası yıkıldı burada. Eskiyi biliyorum. Sene 80-85'lerden hatırlıyorum. Bizim için yıkılması üzücü ama eğer yerine yeni güzel bir şey yapılacaksa tamamıyla destekliyoruz. İstanbul'a otobüsle o zamanki Topkapı Otogarı'na gelenleri ilk o bina karşılardı. Yıkıldıktan sonra oraya ne yapılacağıysa şimdilik bilinmiyor.